Göz altında oluşan morluklar hem kadın hem de erkeklerin yaşadığı ortak bir problemdir. Birbirinden farklı sebepleri bulunan gözaltı morluklarının minimum seviyeye indirilmesi için birbirinden farklı çözümler mevcuttur. Gözaltı morluklarının kişinin kendinin çabasıyla tamamen giderilmesi mümkün değildir. Fakat görünümünü azaltmak mümkündür. Gözaltı morlukları genetik veya çevresel faktörlerle oluşabilmektedir. Kişi öncelikle gözaltı morluklarının sebebini saptamalıdır. Örneğin ailede gözaltı morluğu sorunu olan kişilerin olup olmadığı tespit edilmeli ve buna bağlı olarak sonuç aranmalıdır. Yorgunluğa bağlı gözaltı morlukları. Birçok kişide görülen bu durumun çözümü aslına bakıldığından oldukça kolaydır. Düzensiz uyku, düzensiz beslenme ve kişinin kendini çok yormasına bağlı olarak göz altında morluklar oluşabilmektedir. Göz altında ve çevresinde oluşan koyu renkli halkaların giderilebilmesi için düzenli uyku şarttır. Uykusuzluk yalnızca gözlere değil, göz çevresine de zarar veren bir durum olduğundan morluklar için bir sebeptir. Uykusuz kalmak ve yeterince dinlenememek cildin soluk bir görüntü oluşturmasına neden olmaktadır. Cildin soluk, göz altınınsa mor olmaması için düzenli uykuya önem verilmelidir. Düzenli uykunun yanı sıra beslenme şekli de önem arz etmektedir. Yorgunluğa bağlı gözaltı morluklarının giderilmesi için kişinin dinlenmesi yeterlidir. Yaş faktörü. Yaşın ilerlemesi göz çevresinin kırışmasına ve mor halkalar oluşturmasına neden olmaktadır. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak oluşan gözaltı morluklarının giderilmesi için birbirinden farklı serumlar mevcuttur. Kolajen üretiminin azalması göz çevresinin kırışmasına ve morluk oluşmasına neden olmaktadır. Bu görüntünün azalması için kolajen takviyesi gerekmektedir. Kolajen içerikli serumlarla göz çevresi ve göz altına masaj yapılması tavsiye edilmektedir. Göz altına masaj yapılması kan dolaşımını hızlandırdığı için şişliğe ve morluk görüntüsüne iyi gelmektedir. Göz altında bulunan derinin oldukça ince olması üzerine uygulanan ürünleri çok daha hızlı şekilde emmesine neden olmaktadır. Bu sebeple göz çevresi için üretilmiş olan kremlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca göz altında bulunan derinin ince olması bölgenin tahriş edilmesine yol açabilmektedir. Gözaltı için kullanılan nemlendirici veya serumların yavaş hareketlerle masaj yapılarak uygulanması oldukça önemlidir. Genetik faktörler. Genetik faktörler gözaltı morluklarının sebeplerinden biridir. Ailede görülen gözaltı morlukları kişinin gen olarak bunu taşıdığı anlamına gelir. Göz altındaki derinin ince olması damar görüntüsünün belirgin olmasına neden olmaktadır. Göz altında bulunan derin ne kadar ince ise morluklar o kadar belirgindir. Damarların göz altında belirgin olması, gözaltı halkalarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durumda göz çevresi nemlendiricileri ve serumları kullanılmalıdır. Derinin kalınlaştırılması mümkün olmadığından, yalnızca mor görüntünün iyileştirilmesi sağlanabilir. Ergenlik çağında oluşarak zamanla ilerleyen bu durum, kişiyi rahatsız ediyorsa, güzellik merkezlerinden yardım alabilmektedir. Gerekli olan ürünlerin uygulanması için estetik müdahaleler yapılabilmektedir. Gözaltı morluklarının giderilmesi nasıl sağlanır? Gözaltı morluklarının giderilmesi için birçok ürün mevcuttur. Piyasada mevcut olan bu ürünlerin düzenli kullanımı, gözle görülür bir sonuç alınmasına olanak sağlamaktadır. Gözaltına uygulanan ürünlerin hafif hareketlerle masaj yapılarak uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda gece uygulanan göz çevresi ürünleri cildin kendini yenileyebilmesi için gereklidir. Gece cildin kendini yenilemesine bağlı olarak göz çevresinin ihmal edilmemesi ve temizlenmiş cilde gece kremleri uygulanması tavsiye edilmektedir. Göz çevresine uygulanan ürünlerin tahrişe sebebiyet vermemesi için hafif yapıda olması gerekmektedir. Yani cilt için uygun olan bir nemlendirici göz çevresi için kesinlikle uygun değildir. Hafif fakat içeriğinde besleyici mineraller bulunan ürünler gözaltı ve çevresi için idealdir. Parmaklarla tampon hareketlerle göz altına baskı yapmak şişliğe iyi gelmektedir. Aynı zamanda bu hareket göz altındaki kan akışını hızlandırdığından gözaltı morluklarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Günde iki kez parmaklarla göz altına baskı yapmak bölgenin uyarılmasına olanak sağlamaktadır. Poşet çay ve patates uygulamak gözaltı morluklarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Çiğ patates morlukların giderilmesi için ideal bir besindir. Yalnızca gözaltı için değil, vücutta oluşan herhangi bir morluğun iyileşmesinde de kullanılmaktadır. Dinlenmiş patatesin göz çevresinde gezdirilmesi, mor halka görüntüsünü azaltmaktadır.